Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa kabinesi. Efendiler, Meclis-i Mevusan 19 Kanuni Sani 1920 tarihinde açılmıştı. Takriben bir ay sonra Harbiye Nazırı'nın 21 Şubat 1920 tarihli bir telgrafını aldım. Aynen arz ediyorum. Geciktirilmesi mesuliyeti icap ettirir. Harbiye 21.1.1920 Ankara'da 20. Kolordu Kumandanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. İngilizler hükümete verdikleri bir notada benimle Cevat Paşa Hazretlerinin vazifeden çekilmekliğini talep ettiler. Kabinece şiddetle red cevabı verildiyse de vaziyet kabinenin kalmasını ve yalnız benimle Cevat Paşa'nın çekilmemizi icap ettirdi. Harbiye nezaretine Salih Paşa vekalet edecektir kabineyi müşkül vaziyete sokacak bir harekette bulunulmamasını rica ederim. Aksi halde vaziyet tasavvur buyurduğunuzdan daha vahim olur. Harbiye Nazırı Cemal Bu telgraf 22 kanuni saniyede ulaştı. Derhal telgraf başında saat 11.30 evvelde bu telgrafı yazdım. 22 .1. 1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine 1. Verilen notayı aynen lütfeder misiniz? 2. Vaki olan teklifi yerine getirmekte acele etmeyiniz. Notayı inceledikten sonra görüşlerimizi arz edeceğim. Mustafa Kemal Cemal Paşa'nın imzasını gizleyerek verdiği cevap şuydu. Gayet aceledir. Kadıköy 22.1.1920 Ankara'da 20. Kolordu Kumandanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne Notanın kısaltılmış sureti aşağıdadır. 1 özel olarak seçilmiş subayların Kuvayi Milliye Erkanı Harbiyesi'ne gönderilmesi. 2. 14. Kolordu'dan terhis ve ayırma suretiyle Kuvayi Milliye'ye efrat gönderilmesi. 3. Top kaması vs. edevat kaçırılması. 4. Zonguldak'tan İstanbul'a gelen taburun iadesini geciktirmek. 5. Afyon Karahisar'ından Alaşehir'e alay nakletmek. 6. Bursa'dan Bandırma'ya bir alay nakletmek. 7. Bu ahvalde Harbiye Nazırı ve Erkan-ı Harbiye Reisinin şahsen payları olduğu anlaşılmış. 48 saat zarfında bu iki şahsın vazifelerinden uzaklaştırılması dikkat buyuruluyor ki Aydın Cephesi meselesi bu notada söz konusu bile değildir. Bu notaya cevaben 1 2 3. maddeler yalandır. 4. mesele benim zamanımda değildir. Ben müracaatları üzerine iade ettim. 5. mesele fırka kumandanını değiştirdim. Altıncı mesele, Ahmet Anzavur meselesi de asayişle alakalıdır. Bu konuda haberleşmelerimiz vardır. Şimdi de dosyalar incelenirse anlaşılır denildi. Kabul etmediler. Onun üzerine üç şık söz konusu oldu. Notaya birinci cevaptan sonra cevap vermemek ve hükümlerine kulak asmamak, kabinenin toptan istifa etmesi, benim istifam birinci madde halinde burada bir skandal çıkmasından korkuldu. İkinci madde halinde zaten istediklerinin olacağı ve Ferit Paşa kabineye gelmiş olacağı düşünüldü. Dolayısıyla benim istifamla nezaretin vekaletle idaresi tercih edildi. Herhalde kararınızın evvela bana tebliğini rica eder ve sizlere derin hürmetlerimi sunarım efendim. Ferik Cemal Seryaver Salih Cemal Paşa bu notada Aydın cephesinin söz konusu olmadığını işaret etmekle bilmem ne murad ediyor. Şüphe yok ki söz konusu olan Aydın cephesidir. Ona yardımdır ve kuvayı milliyedir. Yalnız Cemal Paşa bu imzasıyla müsebbibin heyeti temsiliye olduğunu anlatmak sevdasındadır. Cemal Paşa'ya bu telgrafına cevaben yazdığım telgrafla şu emri verdim. 22 Şubat 1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. Vazifeden çekilmek suretiyle İngilizlerin talebine uymanız öyle vahim bir vaziyet ortaya çıkarır ki, sizin aksi halde tasavvur buyurduğunuz vehametten daha büyüktür. Bundan başka heyeti temsiliyenin bir delegesi olan zatı devletlerinin heyeti temsiliyenin haberi olmaksızın ve hatta onun görüşüne rağmen çekilmeniz kabul edilemez. İngilizlerin sizi zorla vazifeden ayırmaları ihtimali bile bizim hesabımızdadır ve seri tedbirler alınmıştır. Dolayısıyla evvela notayı aynen bildiriniz. Sonra ahvalden malumat vererek kararı beklemeniz ve büyük bir metanetle mevkinizi muhafaza buyurmanız kati talebimizdir. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal Ali Rıza Paşa'ya da şu telgrafı yazdım. Ankara 22 1920 Zatı Sami Sadaret Penahiye İngilizlerin Harbiye Nazırının ve Erkan-ı harbiye Umumiye Reisinin değiştirilmesini talep etmeleri devletin siyasi bağımsızlığına katı bir tecavüzdür. Bu tecavüz bir müddetten beri memleketlerimizin taksimi ve siyasi mevcudiyetimizin imhası yolunda cihan kamuoyunda dönüp dolaşan münakaşaların katı bir karara kavuşmuş olması neticesi midir? Yoksa siyasi mevcudiyetimizi imha yolunda vuku bulacak teşebbüslerin ne netice vereceğini keşif için yapılmış bir teşebbüs müdür? Yoksa itilaf devletlerinin alıştıkları gibi yek diğerinin rızasını ve kararını almaya lüzum görmeksizin, tek başına nüfus kurma yolunda herhangi bir hareket midir? Bunları ayırt edebilecek malumata sahip değiliz ve sahip olamayız. Keza Yunanlıların Salihli cephesinde başlayan taarruzlarının bu teşebbüslerle münasebet derecesini de tayin edemeyiz. Fakat siyasi bağımsızlığımıza vuku bulan bu açık kastı devletçe kabul eder ve milletçe susarsak siyasi mevcudiyetimiz aleyhinde en kötümser kararlara ve icrata kendi tarafımızdan yol vermiş olacağımıza şüphemiz yoktur. Dolayısıyla İngilizlerin İstanbul'da muhtemel tecavüzlerin ne şekil ve ne dereceye varacak olursa olsun, dahil ve hariç nazarında müdafai hukuk cemiyetine dayalı olduğu bilinen hükümetin, bu teklifi şiddetle red ve nazırla reisi mutlaka muhafaza etmesi kati talebimizdir. Bunun haricinde itaat kerane bir hareket, yalnız milletin bağımsızlığına ve mevcudiyetine aykırı olmaz fakat hükümeti millete karşı vermiş olduğu taahhütten dönmüş ve bağımsızlık uğrundaki milli mücadelelerimizi askıya almış ve zora sokmuş vaziyetine koyar dolayısıyla hükümet kabul etse dahi biz hükümetin heyetimize karşı taahhütlerini yerine getirmemekle milletten aldığı kuvvetini tamamen kaybetmiş olduğunu ve bağımsızlığı zedeleyen tavır ve hareketlerinden dolayı hükümeti mesul saydığımızı ilan etmek mecburiyetinde kalırız. Hükümetin mukavemeti halinde İngilizler Harbiye Nazırı'nı zorla kaldırmak ve bütün hükümeti düşürmek yoluna bile teşebbüs etseler, vaziyet gerek hariç ve gerek dahile karşı onların emriyle Nazırı feda etmek şıkkından daha müsaittir. Vaziyetin safaları hakkında bir iki saate kadar devletlilerinin cevabını istirham ederiz. İstanbul'la haberleşme İngilizler tarafından yasaklanırsa milli bağımsızlık uğrunda milli ve dini mücadeleyi ilan etmek yolunda ilerleyeceğiz. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti heyeti temsiliyesi namına Mustafa Kemal. Aynı günde Cemal Paşa'ya bu telgrafı yazdım. 22 Kanun-i 1920, Zata Mahsus ve fevkalade aceledir. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine İngilizlerin emri neticesi olarak Harbiye Nezaretini terk buyurdukları anlaşılıyor. Devlet ve milletimizin bağımsızlığını zedeleyen bu çekilmek keyfiyetini ne olursa olsun kabul etmemek sizin ve bizim vazifemiz gereğidir. Biz vazifemizi sonuna kadar yapmak için her türlü tedbirleri alıyoruz. Sizi de makamınızı oturup nazırlığınızı yapmak suretiyle vazifenizi yerine getirmeye davet ederiz. Eğer şahsi veya fikri herhangi bir sebeple durmak istemiyorsanız, İngilizlerin notası üzerine değil, bağımsız bir milletin nazırına caiz olan şekilde ayrılırsınız. Meseleyi şahsi bir açıdan değil, bu müdahalenin vatanımız için hatıra gelebilecek ağır felaketlerin başlangıcı olabileceği açısından muhakeme etmenizi rica ederiz nezaretten bu suretle çekilmeniz, İngilizlerin müdahalesini ve milli bağımsızlığın ihlalini kolaylaştıracaktır. Eğer vazife başına gelmemekte ısrar ederseniz, İngilizlerin milli bağımsızlığı ihlal ettiğini ilan ederken, Harbiye Nazırı'nın da vatani vazifesini yerine getirmemekten mesul olduğunu ağır bir surette ilave eylemek mecburiyetindeyiz. Nota mealini bir gün sonra bildirmeniz ve halen heyetimize temasa gelemeyecek surette uzaklaşmanız vaziyeti ağırlaştırmaktadır. Cevap vermenizi talep ve rica ederiz. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal